Milyarderlerin 6 tuhaf özelliğini öğrenmek için hazır mısınız? Birinci özelliğimiz minimalist olmaları. Yani az çoktur kavramına inanmaları. Buna en çok inanan iki isim ise Mark Zuckerberg ve Steve Jobs. İkisi de az çoktur kavramına inanıyor. Bunu da en iyi gardıroplarından anlıyoruz. Mesela Mark Zuckerberg'e baktığımız zaman gri bir tişört ve her zaman bir kot pantolon giyer. Yani küçük şeyler için kafasını yormayı çok sevmiyor. Bunun yanı sıra şunu da söylemekte fayda var. Şu anki serveti yaklaşık 120 milyar TL. Alo. Oğlum siz manyak mısınız ya? Tamam ben gri tişört giyiyorum. Baskılı gri tişört giydiğimi ne zaman gördünüz siz benim? Dolapta gri tişört yok. Abi evde 8 tane hizmetçi var ya. Bunu beceremiyorsanız siz ne işe yarıyorsunuz? Bak geldim ofise bana acil gri tişört bulun. Boş, düz. Millet zengin sanacak ya. Baskılı maskılı. Garip motor falan var üstünde. Abicim bak, düz, gri tişört, gri kot pantolon, net, baskı falan istemez, yok. Hayır hayır, orada cumartesi pazarı var, geçerken uğra bulursun kesin. He tabii canım, mağazadan almayı ben bilmiyordum zaten. Allah'ım yarabbim, hadi. Bir gri tişört, bir kot pantolon, evdekileri de hemen yıkasınlar. Aynen yıkansın, ütülensin, hadi, bye. İkinci özellik, buna pintilik de diyebilirsiniz ama bence değil. Hindistan yazılım endüstrisinin Yasabes, casi un año estamos haciendo videos para YouTube. Así que algunos aún no son suscriptores en nuestro canal de Birdenbire. Es el momento. Ahora mismo, aquí por abajo, por aquí, hay una parte roja. Se dice abone ol en turco. Así que puedes teclear una vez y puedes ser un suscriptor de Birdenbire. Es muy fácil. Okay. İkinci özellik, buna pintilik de diyebilirsiniz ama bence değil. Hindistan yazılım endüstrisinin çanı olarak nam salmış olan Azim Pirenci, yani Wipro'nun genel başkanı olarak da söyleyebiliriz. Bizim gibi o da uçak bileti alırken ekonomi sınıfından alırmış, hatta indirimleri takip edermiş. Bunun yanı sıra iş seyahati için gittiği yerlerde 5 yıldız otelde kalmak yerine gidip daha uygun fiyatlara ama kaliteli yerlerde kalmayı tercih edermiş. Wipro'nun genel başkanı ile ilgili küçük bir bilgi daha vermek istiyorum. Oğlunun düğününde daha ucuza gelmesi için kağıt tabak kullanmış. Bir bilgi daha. Şu anki serveti 81 milyar TL. Alo. Kızım merhaba, kolay gelsin. Azim ben, Azim. Azim Pirenci. Bağcılar'dayım şimdi, ben ofise doğru geliyorum. Bana bir bilet lazım, uçak bileti. Her zamanki gibi ya. Hindistan'a. Aile ziyareti aynen. Business mı? Ya sen kovulmak mı istiyorsun? Ekonomiden, hatta ekonominde arkalarından varsa böyle daha ucuz. Adam akıllı bir tane bilet bul uyguna. Business da karıştırma, sanki anasından business doğdu. Ya oğlunun düğününde kağıt tabak kullandırmış adamım ben ya. Bana business diyorsun, bana 5 yıldız diyorsun. Kapat telefonu. Kovuldun hadi. Hadi kovuldun, devam et. Sağ ol, sağ ol. Üçüncü özellik, yemek yemesi stratejisi. Ingvar Kamprad, yani sizin tabirinizle IKEA'nın kurucusu. İlginç bir özelliği var, yemeklerin her zaman IKEA'da yermiş. Biliyorsunuz IKEA aynı zamanda alanının dışı olmasına rağmen yemekleriyle de ünlü bir kuruluş. Ve bir IKEA'nın bir ilginç özelliği daha var. Girdiğinizde labirent şeklinde olduğu için çıkamıyorsunuz. Ingvar Kamprad'ın bir pintiliği daha var, bunu da söylemek istiyorum. Daha önce bir işçisini bir kağıdın bir tarafını kullanıp da diğer tarafını kullanmadığı için işten çıkarmış. Şu anki serveti 9 milyar TL. Dünyanın her yerinde mağaza açtım. Bunlar hep benim böyle. Bir de büyük açıyorum yani. AVM orada, AVM büyüklüğünde de şube açıyorum. Ama gel gör ki içeride yemek bile yiyemiyoruz. Dışarıdan zaten yemiyorum, masraflı oluyor diye. Paket yaptırdım, şey yapacağım. Burada yiyeceğim açık alanda. Bir de az önce bir canım sıkıldı içeride, mevzuyu gördüm. Sen de gördün değil mi? Abi bir kağıdın iki tarafını kullanmadan nasıl sen bir IKEA çalışan olabilirsin ya? Bir tarafını yazmış, atmış kenara. Yemin ediyorum var ya, bunların topunu kovacaksın. Çok canım sıkkın. Dördüncü özellik. 10 sene boyunca işe giderken sadece iki ayakkabı giydiğinizi düşünebilir misiniz? Michelle Bloomberg. Eski New York Belediye Başkanı, aynı zamanda da Bloomberg'in başkanı, CEO'su olduğunu da söyleyebiliriz. Bloomberg 10 sene boyunca işe giderken sadece iki ayakkabı giymiş ve eskidikçe bunu yenisini almak yerine tamir ettirmiş.
Bu şekilde bu ayakkabı harcamalarından kısmış. Mal varlığının da 110 milyar TL olduğunu düşünürsek kıstığı tek şeyin ayakkabıları olmadığını da söyleyebiliriz. Bak evlat, bugünlere kolay gelmedik. Bu fabrikalar, mallar, mülkler hepsi sana kalacak. Ama buralara nasıl geldiğimi soruyorsan biliyorsun zaten. Bak, ben 10 yıldır bu iki ayakkabıyı kullanıyorum. İki tane. Ne yapıyorsun? Açıldı mı abi buraları? Götürüyorsun ayakkabıyı hemen arka sokakta, yaptırıyorsun, giyiyorsun. Bu portmantolar falan gelen gidene rezil olmamak için. Komşular alışverişte görsün muhabbeti. Bunların hepsi boş. Hayat da boş zaten. Ben yaptım. Milyon dolarlar bırakacağım sana. Bundan sonra giyeceğin iki tane ayakkabı. 10 yıldır ben bunları giyiyorum. 5 sene birini, 5 sene öbürünü. Ama tabii bir gün onu bir gün onu giyince çok yıpranmamış oluyor. Sana tavsiyem budur. Öyle rengarenk donlara, ayakkabılara para harcamayacaksın. Bıraktığın paraların peşinden koşacaksın. Akıllı ol. 5. özellik. Markete listeyle gitmek. Boone Pickens adında bir isim. Daha önce belki BP petrolleri duymuşsunuzdur. Tahmin ettiğiniz gibi Boone Pickens petrol baronu. Markete giderken cebine hep bir liste alırmış. O listeye alması gereken şeyleri yazarmış. Bir ilginç şey daha var. Sadece o listede yazan şeyleri alacak kadar yanına para alırmış. Bu şekilde de gereksiz masraflara girmezmiş. Çoğunuz daha önce yaşamışsınızdır. Markete gidip aslında almamanız gereken şeyleri gözünüz çarptığı için alıyorsunuz. Yanınızda paranız olduğu için. Boone Pickens buna bir çözüm getirmiş. Ve aynı zamanda Boone Pickens'ın şu anki serveti 9 milyar TL. Aynı zamanda şu an Boone Pickens'ın serveti 4 milyar TL. Mutfak personelinden birini gönderir misiniz bana? Gel. Gel gel otur buyur. Şimdi dikkatle dinle, bir kere anlatacağım. Üst sokaktaki toptancıdan bir koli yumurta alıyorsun, 30'lu. Tamam mı? Bu bir. Bir paket tuvalet kağıdı alıyorsun. Bu iki katlı ya da tek katlı olsun. Üç katlıları falan pahalı oluyor. İki. Üçüncüsü, bir paket ince bulgur alıyorsun. Geçerken de arkadaşlara söyle, akşama kısır istiyorum. Aynen. Dönüşte de fırından iki tane ekmek. Para üstünü ve fiş olayını unutmuyorsun. Yazdıklarımın haricinde bir şey görürsem maaşından keserim. Tamam. Hadi al şimdi listeyi. Bir an önce hallet, gel. Bekliyorum. 6. özellik. Bir gününü sadece 1 dolarla geçirmek. Aslında çok yakından tanıdığınız Elon Musk'tan bahsediyorum. Yani SpaceX ve Tesla'nın kurucusu. Gençlik yıllarında, yani milyarder olmadan önce, aylık bir kazancı olmasına rağmen her gün sadece 1 dolar harcarmış. Bunu da hayatını para kazanmadan da idame ettirebileceğini kanıtlamak için yapıyormuş ve bu şekilde milyarderliğe giden yolda kendisine bir avantaj sağlamış. Aslında çok yakından tanıyorsunuz çünkü daha önce bir gününü geçirmiştik. İzlemek için hemen buraya tıklayabilirsiniz. Şu anki mal varlığı tamı tamına 34 milyar TL. Hatta ben şu an bunu söylerken büyük ihtimalle 300-500'le artmıştır. Abim selamlar. Aleyküm ben selam. Günü 1 dolarla geçirmeye çalışıyorum da böyle saçma sapan bir alışkanlığım var. Evden çıkarken de para almadım. Buradan şimdi iş yerine gideceğim, Tesla'ya doğru. Bizim fabrikayı ziyarete gideceğim ama gidemiyorum. Minibüs param yok. 50 kuruşum, 1 liram varsa bir ateşle be. Hiç yok kardeşim. Milyarderlerin 6 tuhaf özelliğini incelediğimiz bölümün sonuna geldik. Umarız izlerken beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı, hatta bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Gelecek hafta cumartesi günü yepyeni bir bölümle yeniden görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Nasıl gidiyor sence şu an? Milyarder söyleyemiyorum. Başladın mı? Hindistan Yazılım Endüstrisi'nin çanı olarak nam salan Wipro Genel Başkanı. Ne? Azim Pirenci. Evet, hazır oldum. Tamam mı? Buna pintilik de diyebilirsiniz ama bence değil. Azim Pirenci. Hindistan neyi o ya? Abi durduralım, buralara sonra çok uğraşacağız.